Herkese merhaba arkadaşlar, ben Halil. Bugün yeni bir Baroketeer, Oyu Trader, Uzay Takasçısı bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün 22.04.2017 22 Nisan günü gelmiş olan Baroketeer'e bakacağız. Baroketeer'in getirdiği eşyalardan biraz bahsedeceğiz. Şimdi pardon, 21 olarak değiştiriyorum sözümü. Yanında tarihi baktım ama ben bunu gece yarısı gibi çektiğim için 21 Nisan. Şimdi her zamanki gibi baştan söylüyorum arkadaşlar. Burada relay'e geliyorsunuz. Buradaki makineye basıyorsunuz ve buradaki kullanmadığınız ya da satacağınız prime parçaları orada satarak takıt para birimine çevireceksiniz. Şimdi arkadaşlar, burada gördüğünüz üzere yeni itemler gelmedi. Sadece bir geçen dev stream videomuzda gösterdiğimiz Hydroid Immortal Skin galiba. Alayım ben bunu. Hydroid yapı Hydroid'imi takarım. Eminim öyledir. 3 günlük XP arttırıcı alabilirsiniz arkadaşlar. Experience falan sizin için işe yarar. Level kasarken, seviye falan atırken, silahların, karakterin herhangi bir şey olsun, master olsun. Vermilion Storm Stance, dönerek yapılan kesmeler stance'i bu. Yani pençe oynuyorsunuz mesela, Venka Prime tarzı bir şey oynuyorsanız ya da Venka, bunu kullanabilirsiniz. Bu yere yani gerekebilir. Astral Twilight, bu glaive tarzı, kılıç diye Türkçe çevrilmiş. Glaive Prime, ondan sonra bir tane roket şey var, böyle turuncu bir şey, Grinner'ların, sonra Kestrel, onlar da kullanabileceğiniz fırlatmalık silahların şeyi. Temporal Heavy Blade, bu kesinlikle işinize yarar arkadaşlar. War olsun, Galatin olsun, oynarken takacağınız bir stance. Bayağı rahat, kullanışlı ve güzel bir stance'tir. Kendisi almak isterseniz alabilirsiniz. Zamanınız hala var. Pazar günü gidiyor. O zamana kadar zamanınız var. Keter tek kulaklık. Keter kulaklık arkadaşlar. Keter iki kulağı için, bir de Keter'in bir kulak için operatörümüze sağlamış olduğu bir kulaklık şeyi. Acaba merak ediyorum, Second Dream'i bitirmeyen birisi bunu görünce ne diyecek? Hani ne diyecek? İnsan bir düşünür. Scimitar, prizma derisi benim gemim, o değil, gemiden kullanıyorum. Yani isterseniz alabilirsiniz, sonuçta kozmetik görünüş, sizin gözünüz hitap ediyorsa alabilirsiniz. Herhangi bir artısı yok. Yani daha böyle hızlı gidiyorsunuz, turbosu modifiyeli, öyle bir şey yok mu? Sadece bir skin alabilirsiniz isterseniz. Keyter Sentinel kuyruğu bu. Sizin yanınızda duşan petler için, eğer onları kullanıyorsanız, onlara takabileceğiniz aksesuarlar arkadaşlar. Keyter Sentinel kuyruğu da bunlardan birisi. Bu bir kuyruk ve arkasında da bir üçgenimsi bir simge çıkıyor. Burada da kanatları var. Bunlar da tam olarak yapışık değil sanırım. Bilmiyorum, yapışık mı? Yapışık, bilmiyorum. Bunlarda da var o sembollerden. Ve Inaros'un kumları. Arkadaşlar, Inaros'un kumları Inaros görevini yapmak için gerekiyor. Inaros'u yapmayacak olsanız bile bence bu görevi yapın. Güzel bir katkısı oluyor bence hikayeden. Böyle güzel bir hikayesi vardı. Oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kadardı. Şimdi PlayStation'a geçelim. Eğer tabi bir dakika, hemen bir PlayStation'a bakayım dedi. Tamam, PlayStation'a geçemeyeceğiz çünkü oraya açmamışım ben. Neyse, bir sonraki bir Warframe videosunda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olarak da bana destek verebilirsiniz. Ve söylemem gerekirse uzun zamandır video gelmedi Warframe hakkında ve bunun nedenini söyleyeyim. Sınav oluyordum ben, Romanya'ya gidip geldiğim için sınavları ben sonradan oluyordum. Şimdi yavaş yavaş bitiriyorum, bir 2-3 sınavım kaldı. Yani yeniden yüklemeye başlayacağım videoları. Neyse, uzun lafın kısası. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.